Evet, herkese merhaba. Engelsizler İşim Derneği tarafından yapılan Engelsiz Eğitim 2023'ün yapay zeka eğitimindesiniz. Bugün günlerden Cuma 24 Kasım 2023. İlk yapay zeka eğitimimizle karşınızdayız. Yapay zeka eğitimi son zamanlarda revaçta olan bir eğitim. Gerçekten her alanda bu konuya yönelik eğitimler bulabilirsiniz. Eğitim olmasa bile interaktif çalışmalarla bir takım aktiviteler yaptıra yaptıra insanlar yapay zeka üretmeye çalışıyor. Çünkü günümüzün öne gelmiş, bayağı ön planda olan sistemlerinden birisi diyebiliriz. Her yerde ve her yerde olmaya devam ediyor. Bugün 3-5 yerde ise yarın bir uyanıyoruz. 4. yere eklenmiş oluyor. Bir sonraki gün 10 yere eklenmiş oluyor. Derken evimize giriyor, arabamıza, kameramıza, telefonumuza vesaire vesaire derken ilerleyen günlerde birçok alanda yapay zeka göreceğiz ki körler alanında da bayağı gelişmişlik kaydetti diyebiliriz yapay zeka. 6 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Bugün ilk haftası. 6 hafta boyunca her cuma günü akşam sizlerle buluşacağız ve neler yapacağız şimdi ona bakalım. Bir yandan da slaytımız ilerleyecek. Slaytta da benim anlattıklarımın yazılı hali olacak. O zaman slaytımızı ilerleteyim. Ben başlayayım. Eğitim takvimi diye bir başlığımız var ekranda ve devam ediyorum. Birinci hafta, yani bugün, yapay zeka nedir? Yapay zeka nedir? Günlük hayatta karşılaştığımız uygulamalar, yapay zeka neden önemli? Yapay zeka ilerleyen günlerde nerelere doğru gidiyor? Konularını işleyeceğiz kısaca ve biraz da belki sizinle tanışabiliriz eğer tanışmak isterseniz. İkinci hafta, bilgisayarlar nasıl öğreniyor? Yapay zeka kendi kendine gelişmiyor. Bilgisayarlara insanlar bir şeyler öğreterek yapay zekayı geliştiriyor. Daha sonrasında yapay zeka bunları yorumlayarak kendi kendini öğrenmeye başlıyor. Buna makine öğrenmesi diyoruz. Ve yapay zeka ilerledikçe gelişiyor, bir döngüye giriyor. Bu döngü içerisinde sürekli bilgi alıyor ve her an öğrenmeye başlıyor. Bir insan en fazla işte 3-4 saat bir şeyler öğrenmeye çalışırsa 3-4 saat sonrasında algısı kapanır, öğrenemez, bir şey alamaz, bilgi alamaz diye bir durum var ama yapay zekada böyle bir şey yok. 24 saat, 48 saat, daha fazlası sürekli öğrenebilir çünkü bilgisayar. Üçüncü hafta yapay zeka ile ilgili çalışan platformlar. Hani Bemeyaz'ı belki duymuşsunuzdur. Bemeyaz ve benzeri platformlardan bahsedeceğiz burada. Yapay zeka neden besleniyor? Yapay zekayı besleyen uygulamalar ne? Bu tarz uygulamalar nasıl çalışıyor? Yapay zekadan nasıl destek alıyor? İşleyeceğiz bu hafta. Üçüncü haftadan bahsediyoruz. İkinci haftada bahsettiğimiz makine öğrenmeyi biraz daha geliştirip yapay zekanın dil öğrenmesi ve makinelerin dil öğrenme süreçlerinden biraz bahsedeceğiz. Burası biraz ciddi teknik bölüm. Belki sıkılabilirsiniz ama keyifli olacağını düşünüyorum çünkü çıktıları bir sonraki haftalarda göreceğiz. Beşinci haftada görüntü tanımlama, fotoğraf betimleme ve belki video betimleme alanlarına bakacağız. Birlikte uygulamalı bir çalışma yapacağız. Daha sonrasında bu uygulamalı çalışmaları yaptığımız yerleri sizinle paylaşacağız. İşte nereden fotoğraf betimlemesi alabilirsiniz? Fotoğraf betimlemesi aldıktan sonra bunları nasıl yorumlayabilirsiniz? Bunları konuşacağız. Daha sonrasında en son haftada, yani 6. haftada yapay zekanın toplumsal etkileri diye bir başlığımız var. Burada da yapay zekanın topluma çıktıları, bugüne kadar öğrendiklerimiz ve yapay zekadan biz nasıl faydalanıyoruz gibi konuları tartışıyor olacağız. Bu süreçte bir de yapay zeka ile birlikte bir uygulama kodlamayı planlıyoruz. Bunu da ilerleyen günlerde yapacağız. Evet. Birinci başlığımız yapay zeka nedir ve neden önemlidir? Bugünün konusu. Buraya kadar sorunuz var mı? Ya da eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım.
Ya da ses iyi geliyor mu? Beni rahatlayabiliyor musunuz? Takip edebiliyor musunuz diye de sorayım. Sanırım duyuluyor. Ses gayet net geliyor, gayet de anlaşılır. Bir şey Harika. soracağım. Bu eğitime katılan bir kursiyer, Hı. eğitim sırasında herhangi bir bilgisayar, telefon veya neyle gelmeli derse belki bu bilgiyi paylaşman gerekir. Bir şey Aslında almalı mı yoksa sadece izleyici mi olacağız? şöyle interaktif çalışmalara katılmak istersek bilgisayardan dahil olmamız önemli. Çünkü birçok şeyi bilgisayardan göstereceğiz. Tabii telefondan da göstereceğimiz şeyler olacak. Ama mesela kodlama tarafını bilgisayardan yapacağız. Denemek isterseniz bilgisayarla gelmeniz gerekebilir. Onu şöyle yapacağız. Mesela ikinci haftanın eğitim duyurusunda işte bu haftaya şöyle bir çalışma yapacağız. Bilgisayarla ya da telefonla gelmenizi rica ediyoruz tarzında bir not düşebiliriz. Bunu orada da belirtebiliriz. Bu şekilde çözebiliriz diye düşünüyorum. Okey. Yapay zeka nedir dedik. Yapay zeka genel olarak iki kategori altında inceleniyor diye ekleyelim. Ve devam edelim slaytımızı birinci kategoriyi görelim. Birinci ya, zayıf yapay zeka. Çok ilginç bir isim. Belirli görevlerde insan benzeri zeka sergileyen bir yapay zeka. Yani makine öğrenmesi biraz daha az, daha çok insanlardan beslenen, insanların girdileriyle kendini güçlendiren bir yapay zekadan bahsediyoruz. Bu yapay zekayı öğrete öğrete biraz daha ileri düzeye getirebiliyoruz. O da güçlü yapay zekaya geliyor. İkinci maddemiz bu da tamamen makine öğrenmesiyle ilerleyen, makine öğrenmesini geliştirmiş, insanlara çok fazla destek ihtiyacı duymayan, bu ChatGPT 4 örneği verebiliriz buna. ChatGPT 4 biraz daha ikinci moda giriyor çünkü artık birçok şeyi Google'dan alıyor. Google'dan aldığı şeyleri de öğrene öğrene kendisi geliştiriyor diyebiliriz. Burada güçlü yapay zekanın temel kurallarından birisi birçok görevi kendi başına gerçekleştirebiliyor olması. Scriptlerdir, işte yapay zekanın birçok işlevi kendi yapmasıdır. Bu elektrikli süpürgelerden sonra çıkan robot süpürgeler var, bilirsiniz belki. O odayı haritalandırma sistemi, daha sonrasında belli bir yeri süpürüp belli bir yeri süpürmemesi, en basit toplum içinden örnek verebiliriz buna. Bunu kendisi yapıyor çünkü bunu öğretildi ve bunu script olarak işliyor. Neden yapay zeka önemlidir konusuna gelecek olursak, yapay zeka günümüze geldi, bir damga vurdu, her alanımıza girdi. Eğitimin başında da belirttiğimiz gibi, yani teknolojiye ayak uydurmak diye bir durum söz konusu. Eğer yapay zeka bizim her alanımıza girdiyse, o bir önem otomatik olarak kazanıyor. Çünkü teknolojiye dahil oluyor. Teknoloji günümüzde bizim vazgeçilmezimiz oluyor. Cebimizdeki telefon, kolumuzdaki saat, belki bilgisayarımızdaki bir uygulama, araba ve benzeri şeyler. Yapay zeka burada çok fazla önem kazanıyor. Çünkü belki son zamanlarda, dediğim gibi, yine az önceki örneği vereceğim. BMS bizim fotoğraf betimlememize olanak sağlıyor. BMS böyle bir olanağı sağladığı için yapay zeka bizim için otomatik olarak önem kazanmış oluyor. Yapay zeka daha birkaç gün önce ortaya çıkan bir özellikten size bahsedeyim. Dublör yapıyor. Yani dublajlık sistemine de girdi. Bu Eleven Labs diye bir platform üzerinden yapılıyor şu an. Mesela bir İngilizce videoyu Türkçe dublör yapabiliyor. Videoyu veriyorsunuz. Yapay zeka bunu size dublajlanmış haliyle verebiliyor. Bu alanda da önemli. Tabii burada şey devreye giriyor. Birçok insan işini kaybeder mi, kaybetmez mi durumu devreye giriyor. Yani o kadar güzel dublör sesler varken insanlarda, bilmiyorum, yapay zeka bu kadar iş kaybettirir mi o tarafta, biraz tartışılabilir. Yapay zeka burada da bu anlamda önemli diyelim.
Diğer aşamada yapay zekanın işte bizim bilgiye ulaşma konusundaki güçlülüğümüzü arttırmasıdır. Bizim bir takım işleri çözmemizdeki güçlülüğümüzü arttırmasıdır. Bu alanda da önemli. Yani çok önemsiz bir alanı yok aslında. Girdiği her alanda bir önem kazanıyor diyebiliriz. Sizin buraya kadar eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Sanırım yok. Var mı? Gayet net anlaşılır geliyor sesinde Harika. ayrıca. Hani kendi kendine konuşmuyor olduğunu bildiğine emin olmak istedim o Merhabalar. yüzden. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Evet. yapay zeka yani hayatımıza girdi bir şekilde. Yani ilgileniyoruz ama ilgilenmek yetmediği için buradayız. Ya ben Evet. mesela yapay zekayla kitap dinlemek, istediğim kitabı bana bul, oku, işte kitabın şu kısmının özetini çıkar veya ben bir dilekçe yazıyorum. Ben avukatım bu arada, Antalya'da yaşıyorum. Bir dilekçe yaz. Pardon hocam, isminizi de söyleyebilirseniz belki Rahim diğer Rezgi ben bu arada. diğer arkadaşlar da Evet. sizi tanır en azından. Evet. Antalya'da yaşıyorum, avukatım. Harika. Kamulaştırmasız el atma ile ilgili bir dilekçe yazdırdım. Süper. Yapay zekaya okutturdum. Dilekçenin şu kısmını şu şekilde değiştir deyip söylüyorum. O şekilde değiştirebiliyorum. Yani sadece yapay zeka makine öğrenme ama insanın kontrolünde gene olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle midir acaba? Yani ben dilekçeyi yazdırdım. İstediğim yerini istediğim gibi düzelttirebiliyor muyum mesela? Şimdi şöyle, siz onun dilekçeyi prompt olarak yani girdi olarak verdiniz. Pardon, girdi olarak verdiniz, özür dilerim. Yapay zekaya bunu verdiniz. ChatGPT'den bahsedelim. Zaten oradayız. Dilekçenizi ona gönderdiniz. Dediniz ki şu kısmını düzelt. Ama önce ona dilekçeyi açıklarsanız işte bu dilekçe şura için yazıldı. Şu 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 maddeleri içeriyor. Detaylı değil tabii. Hani şu 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 maddeleri içeriyor, amacı bu derseniz önce onu bir öğrenir. Daha sonrasında ona derseniz ki şu bölümünü düzelt, şöyle düzelt, o onu düzeltir. Ama hukuki metinlerde, ciddi hukuki metinlerde tabii kişisel verilerin korunması kanunudur. İşte ve benzeri önemli maddelerdir. Bunlardan kaynaklı çok fazla yorum yapamıyor. Çünkü bu hukuki durumlardan ceza alma olasılığı var. Ama dilekçenizi düzeltir. Hatta bununla ilgili geçen bir yazı okumuştum. Yine bir avukat paylaşmıştı. Yapay zekaya bir dilekçe yazmasını söyledim. Hukuki anlamda ben bir hukuk yetkilisi değilim. Bu dilekçeyi yazamam demişti. Çıktı olarak yapay zeka kişiye. Avukat da şey yazmıştı. Sen çok iyi bir hukuk müşavirisin. Bu dilekçeyi yazabilirsin diye bir girdi vermişti ve yapay zeka o dilekçeyi yazmıştı. Aslında onu biraz daha zorladığınız zaman birçok şeyi yapıyor. Sadece ilk başta sizi zorluyor. Hani yapmamak için Evet. uğraşıyor ama sonunda yapıyor. Yani Sadece yapay zekadan faydalanılabilir. Yani tabii. yapay zeka olduğu gibi kullanılmaz zaten. Bir avukat bu tarz şeylerden faydalanır. Yani Google'da, internette Tabii. var olan bilgileri derli toplu olarak aslında yapay zeka size sunuyor. Siz ondan Aynen. faydalanıyorsunuz. Burada önemli olan şey dediğiniz gibi çok önemli bu detay. Vurguladığı şeyi hani size gönderdiği şeyi teyit etmek. Doğruluğunu teyit etmek. Çünkü bazen de olmayan bilgiyi varmış gibi ortaya çıkartabiliyor. Hala öğrenme aşamasında olduğu için. ChatGPT 4 bile bunu yapabiliyor bazen. Yani ona diyoruz ya gelişmiş bir platform. ChatGPT 3'ten daha fazla öğrenme sistemi var. Ama o bile bazen yanılabiliyor. O yüzden çıkan veriyi kontrol etmek gerekebilir. Sadece spesifik bir bilgi değilse. İşte hukuki metindir, bir dilekçedir vesaire vesaire. Bunları kontrol etmek gerekebilir. Bunu söyleyelim. Başka soru var mı? Ya da demek istediğim bir şey. Burada bizim slaytımızda yapay zeka neden önemlidir'den sonra otomasyon ve verimlilik
başlığımız var. Otomasyon ve verimlilik kısmı aslında az önce bahsettiğimiz yapay zekanın otomatik olarak birçok işlevi kendi başına gerçekleştirebiliyor olması. Ona öğrettiğimiz, başta öğrettiğimiz şeyler bir sonraki aşamalarda başka kişilere otomatik olarak gidiyor. Birisi öğretiyor, yapay zekanın ilgili maddesini kişi şunu şunu yapacaksın diye makine öğrenimi yaptırıyor. Daha sonrasında o bir gelişmiş yapay zekaya dönüşüyor ve diğer insanlar bunu kullanıyor. İşte az önceki verdiğim robot süpürge örneği gibi. Özelleştirilmiş deneyimlerde de kullanıcıların tercihlerini anlayarak yapay zeka hareket ediyor. Yani hala sizden bir şeyler öğreniyor. Öğrendiği şeylerle de kendini geliştiriyor. Mesela ona öğretilmiş bir bilgi bir farklı insanda olumsuz döngü ortaya çıkartırsa yapay zeka olumsuz döngü çıkartan insanla etkileşim halinde oluyor ve ondan bir şeyler öğreniyor. Kendini ona göre geliştiriyor. Aslında bu da döngüye girmemesini sağlıyor. Bu önemli bir detay çünkü ilerleyen günlerde bunu çok göreceğiz. İşte araçlar mesela şu an yurt dışındaki araçlarda yapay zeka sistemleri var ve insanlar hatta körler bile araç kullanabiliyor. Kaliforniya örneğini verebiliriz. Hatta bununla ilgili Engelsiz Erişim YouTube kanalında da bir içerik mevcut. Sağlık hizmetlerinde de yapay zeka kullanılıyor. O alanda da önemli. Yani sağlık hizmetlerinde işte ilaç yazma olsun, insanların, hastaların daha doğrusu günlük rutin değerlerini kontrol etme olsun. Hani bir insan bir değeri yanlış kontrol edebilir ya da bir değeri atlayabilir ama yapay zeka bunu yapmaz. Çünkü otomasyon olarak ilerlediği için bütün değerleri check edebilir. Yapay zeka bu alanda girdi. Verilere göre bu alanda da önemli olduğu söyleniyor. Tabii doktor ya da hemşire ve benzeri sağlık alanında yetkin kişi olmadığımız için net bir şey söylemiyoruz bu alanda. Ulaşım ve lojistik, az önce bahsettiğimiz araçlar, az önce bahsettiğimiz araçlarda yapay zeka ve işte ve benzeri yerlerde yapay zeka, işte otobüsler olsun, metrobüsler, kendi giden araçlar. İstanbul'da mesela şey var, Çekmeköy metrosu var sanırım, onda da bir yapay zeka sistemi kullanıldığı söyleniyor. Bu alanlarda da fazlasıyla yapay zeka görmek mümkün. Bu arada birisi daha katıldığımız, onu da alalım. Evet. Güvenlik ve tehdit algılama çok önemli ve biraz tartışmaya açık bir konu. Çünkü güvenlik ve tehdit algılama dediğimiz zaman burada iş hacklenme, daha doğrusu sistem saldırılarına da gidebiliyor. Yani iş tamamen yapay zekaya bırakıldığında onun güvenilirliği biraz sorgulanabilir. Çünkü yapay zekayı da az çok yöneten insan. Hal böyle olunca bir güvenlik mekanizmasını yapay zekaya teslim eder misiniz, etmez misiniz? Bu biraz tartışılır. Ama verilere göre yapay zekanın bu alanda da önemli olduğu söyleniyor. Nasıl önemli? Kamera kontrolü olsun, insanları algılama ve tanımlama olsun. Hani yüz tanımlamanın biraz daha gelişmişi. Bu duruma yönelik tepki verme olsun. Yapay zekanın bu alanda kullanıldığı söyleniyor. Ama dediğim gibi tartışılır. Eğitim ve öğrenmede de yapay zeka kullanılıyor. Sizin az önce bahsettiğiniz kitap okuma kısmı da burada devreye girebilir belki. Seslendirme platformları var. Yine Eleven Labs'ten bahsedebilirim burada. Oradaki seslendirme platformunu kullanarak birden fazla farklı sese kitap seslendirebilirsiniz ki orada çok çok güzel sesler var. Tavsiye ederim, bir bakmanızı öneririm. Üye oluyorsunuz. Belli bir karakter sınırı var tabii aylık. O karakter sınırı şu an tam hatırlamamakla birlikte işinizi görebilecek kadar diyebilirim ama bir kitabı seslendiremeyebilir. Gerçekten gerçeğe yakın, hatta gerçekten daha gerçek sesler var o da diyebilirim. Bu sesleri kullanabilirsiniz. Eğitim tarafında bu önemli. Daha sonrasında bilginin hızlı bir şekilde bulunabilmesi
öğrencilerin ya da öğretici kişilerin bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmesi konusunda yapay zeka önemli diyebiliriz. Yapay zekanın önemli kısmı böyleydi. Buraya kadar eklemek istediğiniz bir şey var mı? Merhaba tekrar. Merhaba. Ya kusura bakmayın. Şimdi belki biraz erken olacak ama dediğim gibi yapay zeka ilgi çekiyor ama ilgi çekmesi yetmiyor tek başına. Şeyi merak ediyorum ben çok. Yani mesela geçen birkaç gün önce bir şeyde gördüm. Kayhan'ın sesiyle yapay zekayı Kayhan'ın sesiyle konuşturuyorlar yani. Veya işte birinin sesiyle şarkı söyletiyorlar. Evet, ses klonu. Bu ses klonlama olayı nasıl oluyor? Nedir? Bu bir görme engelli birisi bunu yapabilir mi? Ya da çok üst düzey bir bilgi mi gerektiriyor, eğitim mi gerektiriyor bu? Öncelikle bunu öğrenmek isterim. Aslında şöyle, ses klonlama ilk başlarda, ilk çıktığı zamanlarda biraz teknik bilgi gerektiriyordu. Yani insanların biraz hani ses işlemeyi bilmesi gerekiyordu. Daha sonrasında insanlar, ya yani bunu ortaya çıkartan insanlar ve günümüze kadar yayılmasını sağlayan insanlar baktı ki herkes bunu yapamıyor. Bunun için tool'lar, yani araçlar geliştirdiler. İşte bu araçlardan birisi yine Eleven Labs'ten bahsedeceğim. Eleven Labs'in reklamı yapıyormuşum gibi oldu biraz ama. Biraz gelişmiş olduğu için bundan bahsediyorum. Bu bir web sitesi bu arada. Ve benzeri web siteleri var. Bu web sitelerinden kendi sesinizi ya da bir şarkıcının, sanatçının ya da bir siyasi, işte neyse artık, kişinin sesini klonlayıp ya da klonlanmış seslerle de hareket edip ya söyletmek istediğiniz şeyleri söyletebiliyorsunuz. Bunun için isterseniz bir eğitimimizde, yakın eğitimimizde bir demo yapabiliriz hep birlikte. Hatta ben şey yapacağım. Bir sunucu var ve bu sunucuda şarkı yaptırabiliyoruz yapay zekaya. Sesi, bestesi, sözlerini veriyoruz. Ses, beste ve montajlamasını kendi yapıp bize şarkı olarak veriyor. Bunu size gösterebiliriz. Aynı zamanda belki ses klonlayabiliriz ama bu iş biraz uzun olduğu için eğitime sığmayabilir. Hayır, ben link atayım. Daha verimli olur. Chat'e link yazayım ben. Daha sonrasında mesela bir ses klonlamak istediğiniz diyelim. Sizden klonlamak istediğiniz kişinin konuşma kaydını istiyor. Bu konuşma kaydı 5 dakika geçmeli ki sesi yorumlayabilsin. Bir kaydı verdiniz oraya, yüklediniz bir web sitesine. Kaydı yorumluyor, öğreniyor sesi, sesin tonunu öğreniyor ve benzeri parametreleri var. Onları kendi öğreniyor. Daha sonrasında size bir dosya veriyor, dosya çıkartıyor. Modellenmiş ses diyoruz biz buna. O dosyayı kullanarak yapay zekaya ilgili kişinin sesiyle metinler seslendirtebiliyorsunuz ve bunu şarkıya dönüştürebiliyorsunuz. Aslında olay böyle, hani kısacası. Ya çok fazla teknik bilgi gerektirmiyor yani şu an. Evet, şu anlatımlarınızdan öğrendikten sonra uğraşırsam ben bile yapabilirim diyebildiğime Evet göre evet şu an gerçekten gerekli. yapılabilir. Yapılıyor da zaten. Bayağı insan yapıyor bu arada. Görme engelli arkadaşlardan da yapanlar var. Bir ben yapmadım diyebilirim. Başka soru var mı? Bakalım kimler varmış. iPhone 11 kim bu arada? İsim. Az önce konuşan neydi galiba? Şu ben miyim? Benim kim acaba? Evet, isim ne sizin? Rahim Ezgi. Niye öyle iPhone 11 diye gözüktü anlamadım. Evet, iPhone 11 olarak görünüyorsunuz. Senan Yani Bey burada bilgisayarım. mı? Pardon. İsim olarak değiştirebilirim ama gerek yok, öğrendik. Evet, ben buradayım hocam. Merhaba. Senan Bey Nahçıvan'dan katılıyor bu arada aramıza. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Evet, başka sorusu olan var mı buraya yönelik? Birinci hafta temel eğitimimiz aslında genel olarak böyle. Sorularla ilerleyebiliriz. Ya da detaylandırmak istediğiniz bir yer varsa oraya geri dönebiliriz.
Okey. Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor değil mi? Evet, geliyor Cafer Bey. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben İzmir'den katılıyorum. Hoş Türkçe geldiniz. öğretmeniyim. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi GPT-4 biraz daha gelişmiş. Yani GPT-4 Plus oluyor artık. Burada bir takım araçlar kullanılarak artık yapay zeka kullanılabiliyor. Ben aslında hani bir öğretmen olarak şunu merak ediyorum. Deneyimlemek de istiyorum ama zamanım bu aralar pek yok. Siz deneyimlediniz mi? Onu da merak ediyorum. Bu PDF belgelerini düzenleme noktasında ya da mesela bir PDF belgesini düzgün bir biçimde, erişilebilir bir biçimde düz metin belgesine dönüştürmek ya da Word'e aktarmak gibi yetenekleri var mı acaba bu GPT-4'ün? Bu tarz araçları mutlaka vardır. Hiç deneyimlediniz mi? Onu merak ediyorum. Aramızdan deneyimleyen var mı bu arada? Eğer varsa deneyim paylaşabilir, yoksa devam edebilirim. Varsa girebilir araya. ChatGPT 4'ün evet bu ve benzeri eklentileri var. Ben slide hazırlama eklentisini kullanmıştım bir kere. Sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor. Merhaba. Merhaba, ben Hakan Kılıç. Hoş geldin Ya Hakan abi. senin sesini anımsıyorum ama isim çıkaramıyorum. Kadir Biraz ben, rahatsızım. Ahıska. Kadir, merhaba. Merhaba. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Gerçekten. En son sana Android bir dosya ben yapmıştım. Sanırım paylaşımımız öyle olmuştu. Cafer yapıyor ama GPT-4 Plus'ın şu an eklentiye pek fazla ihtiyaç yok. İnternette Udemy'de dersler var. Ama bunlar hep eklentiler üzerinden anlatmış. Eklentilerin bazıları artı ücret istiyor. Platforma üye olmak istiyor. Ben de sana görme engelliler mail grubu üzeri yok pardon neydi? Guestweb. Yok ya yani şey görme engelli öğrenciler mail grubu üzerinden yanıtlamıştım. 5-6 tane mail dizisi satmıştım. Sarper'in mailinden sonra yapıyor. Ama nasıl söyleyeyim? Mesela bilgisayarda kodlama yaparken virgül eksik girersin veya slash eksik girersin. 1000 sayfa kodun çöp olur ya. Bunda doğru yönlendirmeyi veya örnek vereyim. Anadolu'da mezer derler. Mesela mezar demezler de şivesel konuşurlar. Ama sen bunu bilgisayara mezer diye gir. Böyle bir sonuç bulunamadı der. GPT-4'ü tam fonksiyona çalıştırmak için font mu front mu aklımda tutamıyorum Prompt. bu lazım. Bu Prompt. mühendislik dalı yeni bir alan bunu nasıl yönlendireceğini yani örnek veriyorum tam doğru değildir ama bir köpek 300 tane kelime dağarcığı kazanabiliyor ve 5 yaşındaki çocuk zekasına sahip oluyor. Ona ne öğretirsen onu algılıyor. Bir damla fazlasını algılamıyor. Bu GPT-4'ü de öyle bir motive edeceksin, öyle bir komut vereceksin ki verdiğini yapmak zorunda kalacak. Hazır bir kalıbı yok. Her gün kendini geliştiriyor. Ve front mühendisliği ile ilgili dersler, kaynaklar var. Ama kendin yapacaksın. Benim gören inşaat teknikleri arkadaşım var. Bazı projeler üstünde çalışıyoruz. Al diyorum bilgisayarı veriyorum TeamViewer üzerinde. Yazıyor yazıyor abi diyor bu beni sevmiyor diye. Niye oğlum diyorum. Abi ne diyorsam diyor anlayamadım diyor. Böyle bir şey yok diyor diyor. Sen şunun başına geç diyor. O 10 satır yazıyorsa ben 3 satır yazıyorum. Ondan sonra kapatıyorum bilgisayarın sesini. Bitti mi diyorum Murat. Abi, bitti diyor. Ne oldu diyorum. Abi yaptı diyor. Ben de Yani dedim at sahibine göre kişiler. Yani ona ne yaptıracağın senin elinde. evet. Bu prompt engineering diye bir olay var. Bu bir mesleğe dönüştü bu arada. İlerleyen günlerde bahsedeceğiz. Biraz ilerinin konusu olduğu için şu an girmedik ona. Prompt engineering olarak geçiyor ve bu bir meslek dalı olmaya başladı artık. Hani bunun bir uzmanlık alanı var ve bu alanda çalışabilen insanlar var. Hani ben prompt engineering alanında iyiyim, uzmanım dediğinizde sizi işe alabiliyorlar, yani yazılım şirketlerinde vesaire. Çünkü bu gerçekten bir önemli detay. Az önce bahsettiğimiz işte
Avukat dilekçesi yazma olayında da hani kısaca kaba tabirle topluma yansıyan bir örneğini verdik biz. Bunun detaylı teknik tarafında da Hakan abi az önce bahsettiği gibi ne istediğimiz ve nasıl istediğimiz önemli. Yapıyormuş abi. Sizin PDF düzenleme sistemleri. Ama dediğim gibi PowerPoint slide hazırlamadır, görsel bunu bekleme kısmında da çalışabildiğini söyleyebilirim size. Bunları ilerleyen günlerde deneyeceğiz. Kadir, Burası böyle. özellikle sende telefon numaram da vardı. Var abi. Ben çok şeyle uğraştığım için bazen mailleri çok geç okuyorum. Bu maili de az evvel gördüm. Yani 20.55'te gördüm ancak atabildim Ah. 21.02'de. Eğer böyle işte tam fonksiyonu kullanma zamanında bende premium'u var, yani ücretlisi var. İstediğin zaman katılırım ve yani gruplarda bahsedilmeyecek veya ayaküstü değil de bir iki ufak detayla daha potansiyel geliştirebilecek özellikleri de ben sunabilirim. Gösterelim. Örnek veriyorum. Be My Eyes'in Android'e gelmesi, bilgisayara gelmesi diye bir şey yok. Bir resim alın. Ondan sonra diyelim ki Facebook'tan gittim ben Kadir'in oradaki resimlerden işte diyor ki NVDA'yla veya JAWS'tan OCR yapıp yarım fotoğraf bir insan resmi gülümsüyor. Ben bu resmi farklı kaydet yapıp bilgisayarıma indirip GPT-4 Plus'ta eklentisiz sürümünde, yani ana ne diyeyim desktop sürümü diyelim, artık doğru kelimeleri bulamıyorum bugün, kusura bakmayın. Bayağı rahatsızım gerçekten. Dosya ekle deyip yani chat alanının, metin alanının altında attachfiles var. O da yeni geldi. Plus'ta geldi. Dosyayı ekliyorsunuz. Yazım alanına geliyorsunuz. Bu resimdeki kişiyi yine burada sizinle, mesela görme engelliler için geniş kapsamlı betimle dediğimde, işte diyelim ki 40-45 yaşlarında şakaklarının yan tarafında beyazları olan, işte bıyığı varsa bıyığı, hafif kirli sakallı, işte yüzüne oval yüzlü veya uzun çene yapılı, İşte Evet, siyah gözlü, detaylandırabiliyoruz. kahverengi saçlı, bu bir bayan olarak da tarif edebilir. Neyse. Ama bunu görme engelliler için çok geniş detaylı, yüz yapısı, göz rengi, saç rengi, boyu, kilosu, bütün özelliklerini geniş kapsamlı betimle Almak dediğin mümkün. zaman, kişi ayakta duruyorsa diyor ki 1.60 boylarında, orta boylu, dalgalı saçlı, kahverengi saçlı, mavi gözlü, sana çok 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 daha bir, yani burada ona ne söyleteceğini sen yapıyorsun. Evet. Kısacası böyle özetleyebilirim. Yani o tür konularda da eğer bana bir gün önceden veya telefonun sende vardı, abi bugün eğitim var beraber yapabilir miyiz dediğin zaman, ben müsaitsem, rahatsız değilsem gelirim, biraz daha faydalı bir şeyler daha yaymış olabiliriz. Tabii. Planlarınız abi, hiç sorun değil. Okey. Başka eklemek isteyen var mı bu sürece yönelik ya da öncesine yönelik? Ben Be My Eyes'la ilgili bir şey söylemek istiyorum Tabii. bu noktada. Aslında Hakan abi dediğin çok doğru. Yani o yapay zekayla nasıl iletişim kurarsan o da sana aynı şekilde dönüt veriyor. Ben bunu Be My Eyes'ı incelerken özellikle gördüm. Zaten GPT 3.5'u kullandığı için hani o bile aslında çok muazzam. Şöyle ki mesela resmi betimletirken ayrıntı sorabiliyorsunuz. Her şekilde belli bir noktasına odaklanmasını isteyebiliyorsunuz. Sadece resimde yazı varsa sadece yazıyı okumasını isteyebiliyorsunuz. Hatta ben bunun biraz daha ötesine geçerek Evet. GPT 3.5 kullandığı için acaba satranç da oynayabilir mi diye düşündüm. Yani aslında burada biraz da sizin hayal gücünüze kalıyor iş. Gerçekten satranç da oynayabiliyor arkadaşlar. Hamleleri söyleyerek ve sizinle sohbet ederek ede ede hani satranç da oynayabiliyorsunuz. Böyle bir güzellik de söz konusu. Gerçekten sınır yok aslında. Yani Evet. hayal gücümüz ne kadar iyiyse yapay zekayı o şekilde yönlendirebiliyoruz. Buna ek olarak şey de söyleyeyim ben. Yani bir de ben örnek vereyim, daha pekişsin. Belki daha katkı sağlamış olurum. Şöyle, daha geçenlerde resim yaparken
boya kalemlerimden mor rengini bulmam gerekiyordu. Twitter'da belki bunu ya da belki farklı platformlarda görmüşsünüzdür. Video olarak paylaşmıştım. Mor rengi bulmam gerekiyordu kalem boyaların içerisinde ama bayağı da karışmıştı. Bir kalemi elime aldım. Diğer kalemleri de referans alabilecek şekilde, arka planda olabilecek şekilde bir görüntü aldım. Daha sonrasında elimdeki kalemin sarı olduğunu söyledi ve ben mor rengi aradığımı chat bölümünden yazdım, gönderdim. Elinizdeki kalem sarı ama arka planda sarının olduğu boşluktan yukarıya doğru 3 kalem giderseniz o mor diye bana bir çıktı verdi. Ben dedim deneyeyim. Boşluktan 3 tane kalem yukarı gittim ve oradaki kalemi aldım. Bunu gösterdim. Evet bu mor dedi mesela. Hani bu tamamen gerçekten sizin yönlendirmenizle alakalı bir şey. Bir, ikincisi referans aldırmak önemli. Hani çerçevesi boş bir alanda bir resim gösterirseniz, şunu bul derseniz onu bulması için bir başlangıç aramak zorunda kendine. Ama siz arka planda bir referans verirseniz oradan başlıyor ve sonuca odaklanması daha kolay oluyor. Dediğiniz gibi. Bu da bir pekiştirecek bilgi olsun. Evet, bayağı Google dedi. Bard da bir şeyler yapıyor ama Aha. Google Bard yine kişinin resmini gönderdiğin zaman kesinlikle yorumlamıyor ve 3 saniye içinde siliyor. Burada sadece GPT-4 kişilerin yüzlerini betimliyor. Bard hemen siliyor anında yüklediğiniz resmi. Evet, o biraz Ha, Google tarafında olduğu için maalesef hala engele Bard mı takılıyor. GPT mi dersiniz? Şöyle söyleyeyim, bu tartışmalar devam eder de. Android'in ayrı bir özelliği var, iPhone'un ayrı bir özelliği var. Evet. JAWS'un ayrı bir özelliği var, Nvidia'nın ayrı. NVDA'nın ayrı. Ben de her ikisi de kurulu. Hangi yerde hangisi işime yarıyorsa ben fanatiklik yapmam, onu açarım, orada işimi görür, Elbette. çıkarım. Yani değerlendirmek faydalı. Tüm platformlardan kullanabildiğiniz kadar kendinizi geliştirin ve sömürün. Ben şu an mail grubumda, Facebook'umda, hatta Instagram'da ben hayatım boyunca hiç paylaşım yapmadım. GPT-4'ten dedim ki bana bu paylaşacağım metinle ilgili görsel oluştur. Evet, onu da Görseli yapıyorum. Onu da oluşturdu, yapacağız bu arada ilerleyen günlerde. Aha. yazıyı koydu içine. Çocuğuma gösterdim. Baba dedi, yazıyı resmin içine koymuş ama biraz karmaşık, kurmaşık olmuş dedi. Yine teyide Altta muhtaç. metini yazdım, gönderdim ama OCR yap bu metni deyince okuyor o yazıyı. Yine okuyor. Ama dediğim gibi Google Bard'ın bazı kısıtlamaları var. GPT'nin ayrı bir kısıtlaması var. Ama Google Bard'ın da ayrı bir daha farklı özellikleri var. Evet. Vesaire bunlar devam ediyor. Bunlar İyi aslında sömürmeniz, iyi kullanmanız önemli. Bunlar Yani ben aslında dediğin işte gibi şeyi abi. söyleyecektim. Tabii Heh. şunun için Tabii. ben birkaç sen mesela tanıdığım bir arkadaşımsın. Cafer'i tanıyorum. Böyle arkadaşlardan oluşturduğum grupla ben tüm dillerden tercüme yapıyorum. Hem yapay zekayı kullanıyorum, hem insan faktörünü kullanıyorum, hem de kendi faktörümü kullanıyorum. Ama tamamıyla yapay zekaya da göbeğinizi bağlamayacaksınız. Sonuçta o bir makina, duygusu yok. Evet. İnsancıl olarak ani refleks geliştiremez. Ani çözüm geliştiremez. Mutlaka. Evet. Yani Hakan abinin de dediği gibi hani sizin ihtiyacınıza göre şekillenecek bir süreç bu teknoloji. Yani kullanmadığınız zaman hani işte Google Bard kötü, ben onu kullanmam, işte yüzleri betimlemiyor falan dediğinizde diğer özelliklerden de mahrum kalıyorsunuz. ChatGPT iyi ama işte şu takım sorunları var dediğinizde de ChatGPT'nin diğer özelliklerinden mahrum kalıyorsunuz. Yani her alandan faydalanmak gerekiyor. İlerleyen günlerde de göreceğimiz gibi işte uygulamalı şeyler daha keyifli olacak. Burası biraz teorik kısımdı ve giriş kısmıydı. O yüzden biraz sıkılmış olabilirsiniz tabii ama. Var mı başka sorusu ya da eklemesi olan? Çok da uzatmayalım, sizi tutmayalım. Sanırım yok.
Fatih Aktaş gelmiş. Fatih Aktaş, merhaba, hoş geldiniz. Henüz bağlanıyormuş. Evet. Ben bir şey soracağım ama Tabii. bu Bing GPT şey mi kullanıyor? GPT 3'ü mü kullanıyor acaba? Yoksa 4'ü mü kullanıyor? Çok ondan emin olamadım çünkü. Ya Bing aslında 4'ü kullanıyor da. Orada da şöyle bir şey var. Yani 4 tamamen Bing'e kendini açmamış gibi bir durum var ortada. Nasıl diyeyim? Hani ücretsiz kullandırdığı için mutlaka bazı özelliklerini gizlediği söyleniyor. Bununla ilgili birçok yazı okumuştum. Hatta Bing'den veri istediğimizde de çıkan verileri ChatGPT 4 Plus'la karşılaştırdığımızda bir fark görebiliyoruz. Bunu denedik. Ama ücretsiz kullanabiliyorsunuz. GPT 4 özelliği var orada. Ama dediğim gibi sadece Plus GPT 4'ten biraz farklı gibi. Çünkü birçok veri bunu Bing'de doğruluyor. resim, mesela resim çizdirebiliyoruz, hani o özelliği var. Çiziyor. O çok iyi. Evet, resim çiziyor. Hatta 4 tane çizebiliyor mesela. Bir şey mesela Evet, atıyorum, resim alternatif 3 veriyorsun. tane ekliyor. 3-4 tane çiziyor. Hani hangisini beğenirseniz onu kullanın diye. Hani o da gayet güzel. Yalnız ben bir şey ekleyeceğim burada. Tabii. Özellikle. Şimdi Google Bard'ı incelerken ben dedim ki acaba Google Bard da resim çizebiliyor mu? Onu da test etmek istedim. İşte betimlemeyi verdim Google Bard'a. Çok süpermiş. İşte size güzel bir resim çizeceğim dedi. Ve sana şey veriyor altta böyle. İşte bir resim buradan alabilirsiniz yazıyor. Resim diye yazıyor ama hiçbir şey yok. Yani resmen aslında kandırıyor yani. Tam böyle üç kağıt yani orada. Belki de Acaba öyle bir özellik gelecek de şu an yok herhalde, onda o özellik henüz gelmedi diye düşünüyorum. Yani çizmiyor resim aslında. Resim gösteriyor orada. Resim diyor sadece, o kadar. Acaba indirme butonu mu Yok, o problemli ya yok da yok. İndirme butonu da Gebart yok orada. sesim Öyle geliyor söyleyeyim. mu arkadaşlar? Geliyor abi. Geliyor. Ciba şey Google Bard öyle şey söylüyor ama vermiyor. Bunu GPT-4'te yapıyor. Şimdi az evvel dedim ya GPT-4'te dosya ekle, resim ekle Evet, şeyi. oradan. Aslında bu Google Bard'da daha önce geldi. Hepsi birbirinden kopyalama yapıyor. Yani. Ama Bard resim çizemiyor şu an. Çiziyormuş gibi ve Yapıyor. altında da diyor yani Türkçesini söyleyeyim size kandırıcı yalan şeyler söyleyebilir diyor. İşin Türkçesi bu. Bunu her ikisi de diyor. Bing'e gelince Bing 15 tane veya 17 tane GP4'ten 3,5'tan veriyor. Gerisini kendi işkembesinden sallıyor. Evet. Yani İşte. tamamıyla GPT-4'ü kullanmıyor. 15 veya 17 anış olmasın. GPT-4'ten kullanma özelliği var. Sonrası işkembe ama Gebard'la GPT-4'e hatta GPT-3.5'a göre Bing daha vasat ve daha geride. Yani. Ama Peki şu resim an özelliği için yani var hani. GPT-4 hatta 4 Plus şu an daha güzel olmuş. Şu an kıyasıya yarış içindeler Bard'la. Ve Bard'ın şu an yeni gelen güncellemesinde YouTube videolarını izleyip size önemli anları kesip verebilecek. O videoyu size ödev olarak düzenleyebilecek. Katılımcılar 12. Hangisiydi? Shift-Delete de okudu bu makaleyi, denemedim. Yani hepsi bir yeni özellik ekliyor. Yakında belki oturduğunuz yerden mutfakta canım kek istiyor, yap diyeceksiniz, yapılacak. Ona doğru gidiyor işler. Ya aslında bunların kendi kendilerine bir revanşlı olması ve birbirleriyle yarışıyor olmaları bizim açımızdan iyi. Neden iyi? İşte birisi bir özellik ekliyor, öbürü daha geliştirmek için farklı bir özellik ekliyor. Aslında bilgisayarların gelişmesindeki temel yapı da bu. Hani birisi bir özellik ekliyor, diğeri daha iyi bir özellik ekliyor. İlginç bir bilgisayar ortaya çıkıyor ya. Burada da böyle bir durum var hani. Google yine bir aşama öteye taşıyacak. Y'li bir isim vardı. Şu an kapatmıştı, onu tekrar canlandırdı. Bard'ın bir üst versiyonu. GY mi? Öyle bir platform var şu an beta aşamasında. Belki Bard'ın abisi o olacak. Yani GPT-4 Plus gibi o geliyor olabilecek. Şu an platformlar çok hızlı ilerliyor. Evet.
Ama Hiçbir bunu öngörü iyi yok. kullanmak, front mühendisliğini iyi yapmak durumundasınız. Evet. Onun içinde dediğim gibi Hakan abinin de işte az önce bahsettiği gibi eğitimler var. Daha kapsamlı eğitimler var. Onlar iş görebilir. O alanda geliştiğimizde de elimizde hani kaybetmeyeceğimiz bir iş olur. Hani ilerleyen günlerin mesleği zaten bu. Şu an itibaren başladı. Evet, saatimiz yavaş yavaş 9.30'a doğru geliyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa yavaş yavaş toparlayıp kapatalım isteriz. Son olarak şunu söyleyeyim ben. GPT-4'ü oyun olarak, eğlence olarak, sesli etkileşim olarak alacaksanız 20 dolarınıza yazık. İster şiir yazdırın, ister kitap yazdırın, ister özet çıkarttırın. İsterseniz kendinizi geliştirin. Diyelim ki bu işte bir yalnızlık kime adlı kitap vardı kimin ya veya adına Tüne Krem için. Bunun özetini isterseniz saatlerce Google'da gezmek yerine size 5 satırda bir müzisyen hayatında yalnız yaşıyordu, komşusuna aşık oldu. Sonradan komşusu eşiyle evlenmeye tekrar karar verdi, eski eşine dönmeye ve yalnız hayatına devam etti. Böyle bunu bulabilirsin ama Google'da 40 tane gereksiz reklam, 40 tane gereksiz sayfa 3 satır veya bana bir kitabın özetini çıkar diyebilirsin. Veya işte diyebilirsin ki Ahmet Ümit'in İstanbul Hatırası kitabı gibi bana içinde Kadir'i ana karakter oluşturan, Cafer'i ikinci karakter oluşturan bir polisiye İstanbul'un tarihi ve geçmiş özelliklerini içinde bulunduran bir kitap yaz. Polisiye kitap yaz, macera kitap yaz veya hikaye yaz gibi bunları sen yapabilirsin. Ben mesela bana ilginç, hayatta olmamış ve çok derin bilgiler verici bana bir fıkra anlat dedim. Einstein dedi zaman makinesiyle geçmişe gitmiş dedi. Orada bir adamın büyücü olduğundan şüpheleniyorlarmış dedi. Yakacaklarmış dedi. Einstein de şunu demiş dedi. Yakmanıza gerek yok. Bu adam büyücüyse suyun üstünde kalır. Büyücü değilse suya batar dedi diyor. Ondan sonra diyor adamı suya attılar diyor. Adam batmadı diyor. Sonra işte ben gelecekten geliyorum. Aslında bu büyücükle alakalı değil. Bu fen kuramıdır falan filan dedi diyor. Ondan sonra kare teorisiyle ilgili kimdi onu ya? Veya işte düşen elma teorisiyle yer çekim kuvveti vesaire. Bunları sana fıkra hikaye olarak da yorumlayabiliyor. Yani bunları nasıl istersen öyle Evet. yönleniyorsun ama eğlence maksatlıysa 600 liraya değmez. Onu Onu söyleyeyim. ChatGPT 3 de yapıyor bu arada. Hani eğlence tarafı için ya da ne bileyim küçük küçük bilgilendirmelerden vesairedir. ChatGPT 3 de bunu yapıyor. Normal ChatGPT'den ilerleyebilir. Hani GPT 4 Plus şu an için Nisan 2023 ama diğerleri 2021 hataların ulaştığı hafıza ama en son eklentiyle kalan yerleri internet üzerinden tarama yapıyor. Mesela Topilot diye bir şey vardı. Sarper bugün onunla ilgili örnekler atmış. Mail gruplarında görmüşsünüzdür. Şimdi o eklenti olmadan da artık GPT 4 Plus yani turbo geçiyor sanırım. O kendisi bu işi yapıyor. Hani eklentileri de zamanla devreden çıkartacak sanırım. Bu başlangıç için eklenti önemliydi. Evet, ilerleyen günlerde kendi bünyesine dahil edecektir. Çünkü eklentiler biraz daha arka planda çalışıyor. DALL-E'yi önce eklentili kullanılıyordu. Şimdi DALL-E'ye ihtiyaç duymadan eklentisiz kendi yapıyor. Bir de şey eklentiler mağazada bundan 2 ay önce baktığımda 101 eklenti vardı. Kimisi 3-5 denemeden sonra ücretliye çeviriyordu. Ama isterse 1.001 tane eklenti olsun, size aynı zamanda ekleyebileceğiniz, kullanabileceğiniz 3 tanesini veriyor. Sen oradan 3 tane işaretleyip bunları aktif kullanabiliyorsun. Her birinden çıkış yapman gerekiyor başka bir şey için. Ama dediğim gibi artık DALL-E'yi eklenti olarak kullanmana gerek yok. Onun içine dahil ettim. Sistemi yormasın diye yapmışlardır muhtemelen o şekilde. Hani herkes 3 Yani tane 4, kullansın 4 diye. Plus da işte bu gelen son bir ay önceki 4 Plus 2 mi 4.02 mi isimleri her yerde farklı oluyor da onu da bayağı eklentiyi içine almışlar. Peki İlerleyen Hakan abi sen günlerde daha satın aldın bulunur. sanırım. Ne amacıyla Efendim? kullanıyorsun genelde? Sen satın almıştın değil mi? Ben Normalde. 3 aydır kullanıyorum. Daha önceden 3,5'la 1 yıl kadar cebelleştim. Bayağı onu kullanmanın. Yani Tarzancı onun dilini öğrendim. Az evvel söylediğim gibi yani inşaat teknikeri arkadaş alıyor. O 100 sayfada yazsa cevap vermiyor. Ben 3 satır yazıyorum. Tamam diyor. Bazen anlamıyor. Bak dostum diyorum ben bunu istemiyorum. Burayı istiyorum.
kusura bakma diyor, özür dilerim diyor. Şimdi anladım diyor. Bazen takılıyor pilavı. Böyle kör topal gidiyor ama ben yazılım kodlarını tamamlamak için de sesleri açması lazım herhalde. Ses alamıyormuş Fatih. Sesleri, evet, bilgisayar şeyini işaretlemiş. Bir bağlantı problemi var onun. O yüzden alamıyor. Bağlantı, ses bağlantısı kurulamadı. Zaten orada görünüyor burada. Ya internet sorunu ya da sesle ilgili problem var. Şöyle söyleyeyim, borsa ile ilgili indikatörlerin geliştirilme aşamasında ben onu görsel yardımcı olarak kullanıyorum. Yine kod tanımlamalarında kullanıyorum. Görselliği geçmişte belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben sonradan görme engelli oldum. Gördüğüm dönemdekiyle şu anki şeylerin arasındaki farkları kapatmakta kullanıyorum. Evet, önemli Veya detay. görenlere özgü şeyler hazırlıyorum. Ama ben internet ortamında herkese görme engelli olduğumu deşifre etmek istemiyorum. Onlara sanki görüyormuş gibi çeşitli sunular, ihtiyaçlar. Yani ben yardımcı bir nasıl diyeyim, asistan olarak gerçekten kullanıyorum. Yerine göre kazanç da sağlıyorum. Ama çoğunlukla da kazanç sağlamak yerine işte gidip de Cafer öğretmense Cafer şunun imla hatalarını düzelt diye Cafer'i aramıyorum. Veya Kadir'e Kadir bunun Python kodlarda şunu şuna çevir diye bu onu aramıyorum. Veya nasıl diyeyim, bir tercüman arkadaşıma gidip de ya sen bunu ya 3 gün 5 gün bekle. Tarzanca da olsa bana çeviriyor. Ben kendimce onu olumlu Düzeltiyorsun. bir şeye getiriyorum. Yani mesela örnek vereyim, JAWS'un CHM yardım dosyalarını bir ara gönderdiler bana. Hatta Uğur Gürbüz gönderdi. Abi bir dene dedi. Türkçeleştirebilir misin dedi. Klavye tuş vuruşları diyor orada. Ben bunu Bart'la veya şeyle denemedim. GPT-4'le denemedim. 5 yıl önceydi bu olay. Orada Google diyor ki klavye diyor, tuş vuruşları diyor. JAWS kısa yolları veya klavye kısa yolları. Bunu işte anlamlı bir yere çevir. Mesela 100 sayfalık bir İngilizce kitap al. Kadir bugün gitmek istedi. Ama gitti ki neydi şu anki ismi, Zoom platformunda ders yapmaya başladı. Bir çevirdiği zaman böyle, ama Kadir'in planları arasında bu akşam Zoom'da toplantı yapıp yapay zeka araçlarını anlatmak vardı. Bunu siz yapacaksınız işte, yani bunu tek başına çeviri aracı olarak kullanamazsın. Umarım örneği anlatabildim. Yani ben hayatımın her anında yapamadığım veya bir görene, birine, o alanda ihtiyaç duyduğum birine bunu öyle dediğim gibi front mühendisliğini devreye sokarak ben bundan bu verimi alıyorum. Ha belki 10 gün kullanmıyorum. Bazen 20 gün şey bir ay Belki içinde kullanamazsın canım. 3 defa kullandığım oluyor. 600 lira çöpe gitti. Hayır, çöpe gitmiyor. Elimin altında gecenin saat 3'ünde ben kimi arayıp da bulabilirim? Kalk şu resme bak arkadaşım diye. Kime diyebilirsin mesela gecenin içinde? Ama ben gecenin Evet. içinde de uykum kaçtığında kalkıyorum, bunu yap bana kardeşim diyorum. Evet. Hakan abi, Neyse, benim mesela çenem çok düştü. Estağfurullah. ama şeyde merak Yavaş ediyorum. yavaş. Hani bir eğitimci olarak da arkadaşlar, pardon yine araya girdim ama yani Estağfurullah. mesela hani PDF düzeltiyoruz, bu çok iyi. Mesela özellikle yazılı sorusu hazırladığımızda mesela Word belgesi hani sayfa düzenidir işte, ne bileyim hani bazen Onu bak, kayabiliyor mesela. onun için Sarper Bilmiyorum. eklentiyle ilgili bugün bir mail atmış. Onu Hangi görmedim grupta ya. attı bilmiyorum. Görmedim. Bir dakika, çok kısa bir vaktinizi alacağım. Hangi grupta olduğuna bakayım. Onun yapılabilecek eklentiyle ilgili bahsetmiş. Hemen bir şu bakayım maillerime, söyleyeceğim. Sen ona bak abi. Biz yavaştan eğitimi sonlandıralım. Sonra konuşalım bunu. Evet. Bugün yapay zekaya bir giriş yaptık. Yapay zekanın ne olduğundan bahsettik. Engelsiz iPhone'u atmış Ha, Sarper. engel sayfını atmış. Tamam. Yapay zekanın ne olduğundan bahsettik. Daha sonrasında yapay zekanın kullanım alanlarına bir giriş yaptık. Neden önemli yapay zekayı konuştuk. Daha sonrasında yapay zeka ile ilgili neler yapabiliriz diye güzel bir sohbet yaptık. Az önceki sohbetimiz buydu. Önümüzdeki haftalarda neler yapacağımıza yönelik başta bir takvim açıkladık. Bu takvimi sizlerle bir sonraki haftalarda tekrar paylaşırız zaten. Sonraki haftalarda ihtiyacımız olacak ek materyaller işte bilgisayardır ya da belki ChatGPT'nin bir takım eklentilerine gerek duyarsak bunlardır. Sizinle
Eğitim duyurularımızda paylaşıyor olacağız zaten. Eğitim duyurularını mail gruplarında, engelsiz erişimin sosyal medya hesaplarında, şahsi kişisel hesaplarında da paylaşabiliyorum. Oralarda ve birçok yerde bulabilirsiniz aslında. Engelsiz erişim web sitesinde de bulabilirsiniz. Bugünkü eğitimimiz buraya kadardı. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Bugün 24 Kasım 2023 Cuma. Haftaya Cuma saat 8.30'da, yani 20.30'da tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.